Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir benzin gazı ocağı yapacağız ve bu benzin gazı ocağını test edeceğiz. Gerçekten tasarruflu mu, değil mi? Bazıları 1 litre benzinle 1 ay ısındım diyor. Bazıları da 15 dakika sonra benzin yanmıyor diyor. Bununla ilgili çok güzel bir video hazırlayacağız. Tasarruflu mu, değil mi? Bunu merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen ben basit bir şekilde ocak yapacağım. Mutfak tüpünün üstüne 3 tane delik deldim. Yanına da bir tane delik deldim arkadaşlar. Yan tarafına şöyle bir tane su borusu kaynatıyorum. Buradan hava girecek. Mutfak tüpünün başından çıkacak ve orada ateş yanacak arkadaşlar. Şimdi bir tane 5 litrelik su bidonum var arkadaşlar. Bu su bidonun içerisine benzin koyacağım. Ve üzerine 2 tane delik delmem gerekiyor. Buradan hava bizim benzinimizi fokurdatacak. Oradan çıkacak. Yani hem giriş hem çıkış olması gerekiyor. O yüzden 2 tane delik deliyorum. Şimdi bunun yanına bir tane daha arkadaşlar bidon aldım. Bu bidona da yine aynı şekilde 2 tane delik deliyorum. Burada da arkadaşlar suyum olacak. Burada da suyu fokurdatacağız bir yerde. Çünkü ateş gelmemesini istiyoruz. Eğer ateş gelirse bu önlem olacak. Şimdi arkadaşlar ben şişenin içerisine 1 litre kadar benzin koyuyorum. Burada ölçüm yapacağım. Çünkü 1 litre benzinden ne kadar kalacak, kaç saat dayanacak bununla ilgili bir ölçüm yapmaya çalışacağım. O yüzden 1 litre benzinimi koydum. Diğer bidona da arkadaşlar 1 litre su koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bütün yapmış olduğumuz her şeyi birleştireceğiz. Bakın burada benzin bidonumuz var. Burada su bidonumuz var. Burada arkadaşlar yapmış olduğumuz basit bir şekilde ocak var. 4 tane delik, 3 tane delik var üzerinde. Basit bir ocağımız var. Ve arkadaşlar burada en önemli benzin gazımızı sağlayacak olan hava pompamız var. Şimdi hemen suyumuzun olduğu bidona böyle hortumumuzu da bidonun dibine kadar ulaşacak şekilde yerleştiriyorum. Diğer tarafında arkadaşlar benzin olan bidona yerleştireceğim. Burada benzinin dibine kadar gitmeyecek bu arkadaşlar. Yani bu biraz yukarıda kalacak. Buradan sadece benzin gazı gidecek. Ve bu benzin olan bidonun diğer boşta kalan deliğe ise arkadaşlar kompresörden gelecek olan havayı yerleştiriyoruz. Yani hortumu yerleştiriyorum. Bu hortumdan hava gelecek. O yüzden benzinin dibine kadar ulaşması gerekiyor. Yani bu hortum benzini fokurdatacak. Zaten hortumun ucuna da direktman kompresörümüzü yerleştiriyoruz. Hava motorumuzu yerleştiriyoruz. O zaten belli. Şimdi de zaten bir tane çıkış kaldı. Bu çıkışa da yapmış olduğumuz ocağı yerleştireceğiz. Bunun hortumu da arkadaşlar yine suyun dibine kadar gitmeyecek. Havada kalacak. Çünkü eğer suyun dibine kadar giderse hava çıkar. Hava çıkacağına su çıkar arkadaşlar. Pardon. Şimdi biz ocağımıza da şöyle hortumumuzu yerleştiriyoruz. Şu an her şey tamam. Kompresörümü çalıştırıyorum. Bakın ilk baştan güzel yanmıyor ama bidonun içerisinde bizim ocağımızın içerisinde ve hortumlarımızın içerisinde ilk baştan hava var. O yüzden biraz yanması uzun sürdü. Ama görmüş olduğunuz gibi sonrasında sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu buradan alıp sobamın içerisine koyacağım. Sobanın içerisindeki sıcaklığı da görmek istiyorum. Bakın sobamın içerisine ocağımı yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde hortum bağlantılarımı da yaptım. Kompresörümü yine çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bazı arkadaşlar bana cam şişeye koyduğun için soğuyor. Normalde biz yapıyoruz soğumuyor dediler. Bu kez plastiğe koyduk. Bakın gayet güzel bir şekilde yanıyor. Bu sefer delikleri ben çoğalttım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ısı almak istedim. Şu an gayet güzel ama soba sıcaklığı kadar yine değil. Fakat benzinim yine soğudu arkadaşlar. Ben oraya sıcak su koydum. Sıcak su koyduğum zaman görmüş olduğunuz gibi çok güzel yanıyor. Sıcak suyu da zaten kendi üstünde ısıtıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden pek sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bakın sıcak suyu burada çok da aşırı ısınmasına gerek kalmadığı için sadece o leğenin altına birazcık su koyduğunuzda yine çok güzel bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Ben 1,5 saat kadar sobamı yaktım. Gayet güzel bir şekilde ısındım. Bakalım 1 litre suda 1 litre benzinden ne kadar kaldı? Ben bidonumun içerisine 2 tane böyle koydum. Çünkü bunlar yarım litrelik kavanozlar. 1 litre yapıyor. Şimdi 1,5 saatte bakıyorum kavanozumun tek yarıdan daha aşağıya düşmüş. Yani şöyle bir kaba taslak bir hesap yapmış olsak 2 saatte yarım litre benzin yakmış diyebiliriz. Yani sanki çok da tasarruflu değil arkadaşlar. Benzin 16 lira. 2 saatte yarım litre benzin yakmış olsa yarım litre benzin 8 lira. Yani 2 saatte 8 lira yakmış. Demek ki 1 saatte 4 lira yakıyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığınız zaman 20 saat bir yanmış olsa günde 80 lira. Tasarruflu falan değil arkadaşlar. Çok
Yani gerçekten kötü. 80 lira bir günde çok fazla. Belki soba gibi yanmayacak o. Hani bir kombiye falan da bunu bağlayabilirsiniz. O zaman hadi düşsün 2 liraya. O zaman günde 40 liradan ayda 1200 lira yapar arkadaşlar. Hiç tasarrufu yok. Ama tabii doğalgaz olmayan yerlerde bu kullanılabilir. Doğalgaz olmayan yerlerde doğalgaz varmış gibi kombi çalıştırabilirsiniz. O yönden işe yarayabilir. Ama gerçekten tasarruf değil arkadaşlar. Yani ben şu şekilde şu an baktığıma göre bu 1 litre ile 1 ay ısınması imkansız gözüküyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da 1 litre benzin, 1 litre suyla 200 kilometre gidiyorum demiş, arabaya taktım demiş. Yani 200 kilometre gitmesi imkansız gibi geliyor bana ama tabii ben bunu da deneyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Arabada değil de motosiklette benzin gazıyla gerçekten tasarruflu oluyor mu olmuyor mu bunu da deneyeceğim. Bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi seyirler.